Süper Lig'de 13'üncülük. Fatih Terim'le yolların ayrılması. Yönetimin ibra edilmemesi. Seçimin ertelenmesi. Galatasaray ayağa kalkabilecek miydi? Bu imkansız mıydı? Kahramanlar zor dönemde ortaya çıkardı. İşte tam da kahramanlara ihtiyaç duyulan zor bir dönemdi. Bu sorumluluğun altına giren isim Dursun Özbek oldu. Aslında Dursun Özbek'in taraftarla arası bir önceki dönemden çok da iyi değildi. Ama Dursun Başkan deneyimliydi. Hem camianın hem de taraftarının ne istediğini biliyordu. Ve camiada son dönemde yükselen bir ismi yanına çekecekti. O isim hiç kuşkusuz Erden Timur'du. Timur'un basketbol takımına katkısı camianın takdirini kazanmıştı. Taraftarın sevgisi o günlerde başlamıştı. Erden Timur seçim sürecinde sürekli Dursun Özbek'in yanındaydı. Hem gayrimenkul projeleri hem de futbol takımı ile ilgili düşünceleri toprağa ekilen ilk umut tohumlarıydı. Yönetim yoktu, teknik heyet yoktu. Futbolcu kadrosunda büyük revizyon gerekiyordu. Ama camianın bir heyecana ihtiyacı vardı. Ve o heyecan seçim dönemi öncesi yakalanmıştı. Galatasaray taraftarıdır bu işin mimarı. Galatasaray taraftarı geçen sezon çok iyi bir refleks gösterdi. Galatasaray yönetiminin kalitesizliğine, başarısızlığına gereğinden fazla kredi vermedi. Buraya kadar dedi. Ve erkenden bir sene içinde başkanın değişmesini sağladı. Yani bu bir kere vasata tahammül etmeyerek çok şey hak ettiler. Seçim süreci sona erdi ve camia başkanını seçti. Eşref Hamamcıoğlu ile yarışan Dursun Özbek ikinci kez Galatasaray başkanlık makamına layık görüldü. Zaman futbol takımını ayağa kaldırma zamanıydı. Gözler Erden Timur'daydı. Kuşkusuz futbol takımını emanet edecek bir isim lazımdı. Bu isim yabancı mı olmalıydı, yerli mi olmalıydı? Göreve hazır olan bir isim vardı. Okan Buruk ailevi sorunlarını halletmişti ve hazırım mesajı gönderiyordu. Erden Timur bu mesajı aldı. Galatasaray futbol takımı Okan Buruk'a emanet edildi. Camianın bir sezon daha başarısız olmaya tahammülü yoktu. Okan Buruk da bunun farkındaydı. 49 yaşındaki teknik adam imza töreninde net konuştu. Tereddüt yoktu, bahanesi yoktu, aması yoktu. Hedef şampiyonluktu. Teknik direktör meselesi de tamamlandıktan sonra iyi bir kadronun kurulması gerekiyordu. Kalite ve taraftarı tribüne çekecek isimlere ihtiyaç vardı. Bu görev için en güvenilen isim Erden Timur'du. Dedik ya, kahramanlar zor dönemde ortaya çıkar diye. İşte Erden Bey de bu zor zamanda görülmeyen pelerinini giydi. İşi zordu. Bir önceki sezonki başarısızlık ve Avrupa kupalarında yer almamak bir handikaptı. Galatasaray'ın özel bir ikna kabiliyetine ihtiyacı vardı. Bu kabiliyette Erden Timur'daydı. Şampiyonluk yarışında olabilecek bir kadro kurulacak mı? Yani kurulacak, onu söyleyebilirim net bir şekilde. Bu rakamlar, hani şu kadar paralar koyulup bu kadar şey yapılacak, kesinlikle kurulacak. İki sebebi var. Bu taraftara sempatik görünmek için şey yapıyorum. Yani ben de taraftarım sonuçta. Kendime samimiyetsizlik yapılmasından hiç hoşlanmam. Ben şahsen hoşlanmam. Kimsenin de hoşlandığını zannetmiyorum. Galatasaray için transfer dönemi yıldız yağmuruna dönüştü. Uçaklar arka arkaya inmeye başladı. Hatta bazen bir uçak iki yıldız taşıdı. Konferans Kupası şampiyonu Sergio Oliveira, Arsenal'den Uruguaylı yıldız Lucas Torreira, Napoli'nin efsanesi Dries Mertens ve taraftarın sezon içinde defalarca aşkın olayım diye haykıracağı Mauro Icardi bir bir parçalı formayla poz vermeye başladı. Abi, Icardi Galatasaray'ın şampiyon yapabilecek nitelikte bir oyuncu mu? Tartışmasız yani, evet. Bak. Micho, Seferovic, Rashica, Dubois, Matias Ross gibi isimlerle de kadro derinliği sağlandı. Galatasaray Türkiye piyasasında da hareketliydi. Sarı Kırmızılılar, Abdülkerim Bardakçı ve Kazımcan Karataş ezeli rakiplere çalım atılarak kadroya katıldı. Bu arada sezon başlamıştı. Henüz yeni yıldızlar sahneye çıkmamıştı. Ancak ilk haftaların kurtarıcısı, Galatasaray'da şampiyonluk yaşamanın nasıl bir duygu olduğunu tecrübe etmiş bir isimdi. Bafétimbi Gomis attığı son dakika golleriyle takımı ayakta tuttu. Sezonun ilk kırılma maçı Kayserispor deplasmanındaydı. Okan Buruk yıldızlarının tamamını sahaya sürmek istedi. Mata ve Mertens aynı anda sahadaydı. Icardi de ilk 11'deydi. Ancak yıldızların fazlalığı oyun getirmedi. Galatasaray maç boyunca rakibi karşısında etkili olamadı ve maçı 2-1 kaybetti. Bu maçta Okan Buruk ne yapmayacağını gördü. Ve Galatasaray'ın ilk derbisi, ilk gövde gösterisi. Rakip Beşiktaş'tı. Spot ışıkları Milano derbilerinin kusursuz golcüsü Icardi'nin üstündeydi. İstanbul'daki ilk derbisindeki performansı merakla bekleniyordu.
merak uzun sürmedi. Yeni imajı platin saçlarıyla Icardi maçı şahsi şovuna çevirdi. 18'de sol ayağı, 59'da kafasıyla tribünleri çılgına çevirdi. Maçı 2-1 Galatasaray kazanırken hiç kuşkusuz maçın oyuncusu Mauro Icardi'ydi. Beşiktaş maçını mutlu geçen sarı kırmızılılar bu kez güçlü rakibi Medipol Başakşehir deplasmanında olacaktı. Maç kağıt üstünde çok zordu. Başakşehir o güne dek ligin en az gol yiyen takımıydı. Ancak sahada işler beklenenden çok daha kolay oldu. Okan Buruk'un öğrencileri hocalarının eski takımına gol yağdırdı. 7-0 kazanılan maçın ardından şüphesiz en mutlu isim hat-trick yapan Kerem Aktürkoğlu'ydu. Kerem belki de bu maçta geçmişiyle hesaplaşıyordu. 3 yılın çalınmış resmen. Çok açık bir şekilde. Hatta 4 yılın. 4, evet. Başakşehir'e karşı oynayınca neler hissediyorsun? Bunlar aklına geliyor mu? Ya benim hiçbir zaman aklımdan çıkmıyor diyebilirim. Çünkü futbola, Süper Lig'e tekrardan gelebildikten sonra, Galatasaray'a geldikten sonra tek amacım senden olmaz, sen iyi değilsin, sen buraları hak etmiyorsun diyenleri utandırabilmekti amacım. Dünya Kupası arasına öyle bir girdi ki Galatasaray, o gün sorsak bütün Galatasaray taraftarları Dünya Kupası oynanmasın diye İsviçre'deki FIFA merkezine çıkarma yapabilirdi. Ancelotti bu maçı izleseydi Galatasaray için futbolun doğrularını yaptılar, evet, en iyisini yaptılar, doğru, derdi. Ama Dünya Kupası oynanacaktı ve ara uzundu. Takımın ritmi düşecek miydi? Bu yönde endişeler vardı. Ancak Okan Buruk ve kurmaylarının planlaması kusursuz oldu. Aradan sonraki Galatasaray için elbette bir sürü sıfat kullanılabilirdi. Ama biz rekora en uygun olanını seçtik. Yenilmezler. 63 yıllık rekorun sahibi Okan Buruk ve öğrencileri oldu. Biri hükmen olmak üzere 14 maçı üst üste kazanmıştı Galatasaray ve bu ülke lig tarihinin en uzun galibiyet serisiydi. Bunu sıradan bir takımın yapmasını bekleyemezsiniz. İyi bir takımın bile yapması kolay değil. Çok çok iyi bir takım Galatasaray. Yani bir de hani bunu da güvenli söylüyorum. 96-2000'i bir kenara bırakıyorum. Benim izlediğim en iyi Galatasaray bu. Snyder'le Drogba'lı Galatasaray dahil. En iyi Galatasaray bu. 14 galibiyet akıl alır gibi bir şey değil. Bu iki sebepten bir Galatasaray'ın şeyi iyi gitti. Yani büyük takım işi biraz hava işi. Havaya girdiler. Önemli takımları yendikleri maçlarda büyük havalar yakaladılar. Havaya hava kattılar. Üstelik bu serideki en zor maç hiç kuşkusuz Kadıköy deplasmanıydı. Evet, Galatasaray 20 yıllık kazanamama serisini Fatih Terim önderliğinde bitirmişti. Ama yine de sezonun en zor deplasmanlarından biriydi. Üstelik gelen haberlerden sonra maç daha da zor hale geldi. Torreira babaannesi ölünce ülkesine gitti. Antrenman eksikliği vardı. İlk 11'deki yerini Berkan'a bıraktı. Bir diğer kötü haber de Dünya Kupası arasında sakatlanan Icardi'dendi. Icardi'nin derbiye yetişmesi planlanmıştı. Öyle de oldu. Ancak sakatlığını atlatan Arjantinli süperstarın uzun süredir oynamadığı için maç eksiği vardı. Onun yokluğunda şapkadan tavşan çıkaran Okan Buruk oldu. Buruk, Barış Alper Yılmaz'a ileri uçta görev verdi. Barış da hocasının isteklerini sahada bir bir yaptı. Okan Buruk maçı kafasında santim santim düşünmüştü. Oynamıştı, çalışmıştı. Taktiği kusursuz işledi. Maçı 3-0 kazanan Galatasaray saha içinde neredeyse hiç zorlanmadı. Önder Özen ise Okan Buruk'un bu kusursuz planını şöyle anlatmıştı. Okan Buruk'un stratejisi Fenerbahçe'yi ikiye böldü. 5 tane burada. Yani Zalai, Gustavo, Serdar, Osayi ve Ferdi. Bakın 5 kişi ki, burada. 5 kişiyi geride bırakırsan, evet, bana nitelikli baskı yapamazsın. Yapamazsın. Kırarım senin nitelikli, evet, baskını. Evet. Şimdi bu akıllıca. Çok akıllıca. Şurası Galatasaray'ın birinci saldırı alanı. Önce burayı oyundan düşürmeye çalıştı. Sonra buraya geçmeye çalıştı. Evet. Yani çok da başarılı yaptı. Zaten oradan direkt alana geçse de o kadar etkili olamazsınız. O önce orta sahadaki boşluğu kullandığı için çok etkili geçebildi, tabii, öbür tarafı arkaya. Her ne kadar Icardi maça yedek başlasa da derbiler onun özel sahnesiydi. Ve o sahnede parlamadan inmek onun hiç tarzı değildi. 20 dakikada bir gol, bir asist yaptı. Ve tıpkı daha önce bir Milano derbisinde Milan taraftarına gösterdiği gibi attığı golden sonra Fenerbahçe tribünlerine formasını gösterdi. Icardi'nin ikonik gol sevinci Kadıköy'deydi. Florya'da şöyle bir durum var. Görünmeyen bir zil var, şampiyonluk zili. Biz şampiyon olduk zili. Hı hı. O zil bir maçtan sonra çalıyor. Ve acayip bir havaya giriyor camia ve aynı anda bunu taraftar da anlıyor. Sezonun kahramanından bahsetmiştik.
Devre arası transfer döneminde sezon başındaki kahramanın yine devreye girdiğini gördük. Erden Timur'un hedefindeki yıldız, bu kez İtalya milli takımının yıldızı, Roma'nın hırçın çocuğu Nicolo Zaniolo'ydu. Premier Lig takımlarıyla flörtünden umduğunu bulamayan Zaniolo, rotasını İstanbul'a çevirmişti. Genç İtalyan, Galatasaray tarihinin en önemli transferlerinden biri olmayı başardı. Şampiyonluk haftaları gelmişti. Galatasaray'ın galibiyet serisi Konyaspor deplasmanında bozuldu. Bu kaybın ardından Galatasaray 3'te 3 yaparak 9 puanı hanesine yazdırdı. Ancak sonraki 2 hafta işler yolunda gitmedi. Önce iç sahada 3-3'lük Karagümrük beraberliği yaşandı. Ardından deplasmanda Beşiktaş'a 3-1 kaybedildi. Fenerbahçe'nin son dakika golleriyle kazanması da camiada moralleri biraz bozdu. Ancak Galatasaray'da şampiyonluk mottosu netti. Mayıslar Galatasaray'ındı. Öyle de oldu. Sarı Kırmızılılar son 100 metreyi tarihinde birçok kez olduğu gibi yine kusursuz koştu. Ben ne söylüyorum Galatasaray için yıllardan beri? Galatasaray bir pozisyonun finalini iyi oynar. 2. Maçın finalini iyi oynar. 3. Sezonun finalini iyi oynar. 4. Finalleri iyi oynar. Galatasaray tarihi Rocky filmlerine benzer. Sarı Kırmızılılar güçlü bir yumrukta yıkılsa da ayağa kalkmayı başarır. Ivan Drago karşısında Rocky gibi bir kez daha ayağa kalktı Galatasaray ve rakiplerine meydan okudu. Tarihin en kötü sezonlarından birinin ardından yönetimden futbolcusuna büyük değişiklikler yapan Sarı Kırmızılılar işte 23. şampiyonluğa da böyle ulaştı.